Şimdiki durağımızda İTÜ Çekirdek İnsürtek programına biraz daha yakından bakacağız. 2 yıldır devam eden bu işbirliğiyle birlikte hayata değer katan girişimlerin nasıl yaşam kalitemizi arttırdığının hikayesini bu girişimlerde bulacaksınız. Hayata değer katan teknolojileri desteklemek, sigorta sektörünü dijitalleştirmek amacıyla başlatılan bu programın paydaşları AGESA, AGITO, AKSIGORTA, AKSA Sigorta, HDI Sigorta ve Türkiye Sigorta. Sadece 2 yılda programda çok önemli yollar kat edilmiş bile. Programda bugüne kadar 149 girişim desteklendi. Bu girişimler 33 milyon liraya aşkın yatırım aldı. 238 milyon liralık değerlemeye ulaştı ve 8 milyon lira ciro yaptı. Bu girişimler sayesinde 166 kişi istihdam ediliyor. Şimdi gelin İnsürtek programının 149 girişiminden biri olan Lumion'un hikayesini Magnet'te dinlemeye başlayalım. Lumion, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak hayat dışı sigortacılık için fiyatlama platformları geliştirmekte. Türkiye'de ciddi bir ivme yakaladıktan sonra yurt dışı açılımımızı da Almanya'da tamamlamak üzere yola çıktık. Federal Alman hükümetinin desteklediği iki tane sigortacılık hub'ından biri olan InsurTech Hub Münih'in NXT programına 250 şirket arasından katılmak üzere seçildik. Katılan 30 şirket arasından da iki eleme turundan sonra top 10 finaline kaldık. Bunun akabinde Almanya'da ve dünyanın da belki önde gelen birçok şirketiyle hem tanışma hem de çalışma fırsatı bulduk. Bunun akabinde InsurTech Lab Germany, Köln'den de davet aldık. Şu anda hem Köln'de hem Münih'te ofis açmış durumdayız. Ve buralara işe alımlar yaparak Almanya piyasasında ve akabinde de kıta Avrupası piyasasında hızla büyümek istiyoruz. Kısa sürede önemli küresel teknoloji devleriyle işbirliği yapan bir girişim çıkmış ortaya. Peki bize birazcık sigorta sektörüne sunduğunuz değerle ilgili bilgi verebilir misin acaba? Biz ilk yola çıktığımız itibaren zaten global pazarlarda iş yapmak üzere yola çıktık. Teknolojik anlamda da rakiplerimizin önündeyiz. Bizim özellikle yaptığımız genelde dünyada kullanılan CLM algoritmalarının yanına diğer genel geçer, herkes tarafından kabul görmüş makine öğrenmesi algoritmalarında da modelleme yapabiliyor olması platformumuzun ve sonuçlarını karşılaştırma olarak gösterebiliyor olması. Yine bizim platformumuzda risk fiyatlamasından sağ fiyatlama yönetimine hatta dış veri kullanarak davranışsal fiyatlamaya kadar işi götürmek mümkün. Tüm bunları tabii yapmamız sonucunda DIA tarafından 2021 yılı içerisinde dünyada izlenmesi gereken 100 sigorta teknoloji şirketleri arasında da gösterildik. Cenk, aslında profesyonel kariyerle girişimcilik apayrı. Peki burada sen zorlanmadın mı? Karşına ne gibi zorluklar çıktı? Girişimcilik tabii zor. Kurumsal hayatta daha stabil bir hayata sahiptik hepimiz ama oradan çıkıp da girişimciliğe girince bir anda çok yükselip bir anda alçalma gibi durumlar moral motivasyon anlamında, duygusal anlamda insanı zorlayıcı olabiliyor. Tabii yatırımcılarla olan görüşmeler, çok uzun süren bu görüşmeler insanı ciddi anlamda yorabiliyor. Bizim burada bir talihsizliğimiz de çok niş bir alanda oynadığımız için biraz yaptığımız işi yatırımcılara anlatmakta zorlandığımız dönemler oldu. Bu da tabii insanı biraz süreç içerisinde yoruyor ve zorluyor. Cenk, peki bu küresel ağa ulaşmak için de InsurTech programında önemli bir network desteği sundu sanırım size. Bu destekten biraz söz eder misin? İTÜ Çekirdek ve InsurTech programı aslında bize bir sahne sağladı diyebiliriz. Bu sahne sayesinde biz programın paydaşı olan sigorta şirketleriyle çalışmaya başladık. Özellikle HDI Sigorta ile burada ciddi bir işbirliğimiz oldu. Gerçek veri kullanarak modellemede ve ürünlerimizi geliştirmede onların bize çok katkıları oldu. Yine bu sahne sayesinde İTÜ Çekirdek'te Big Bang'den sonrasında yatırımcılarla tanışma fırsatımız oldu ve yatırım alma sürecimiz de aslında böyle gelişti. Yine İTÜ Çekirdek programının bize bir faydası olarak ilk yurt dışı müşterimizi de bu program sayesinde bulduk ve halen de Portekiz'de bu müşteriyle çalışmaya devam etmekteyiz. İTÜ Çekirdek InsurTech programının en güzel sonuçlarından bir tanesi de Lumion girişimi.
2 yılda sağlanan networkle ve uluslararası iş yapma yeteneğiyle birlikte Luminon girişimi oldukça hızlı mesafe kaydetti. Bu sağlanan desteklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Şimdi söz yeniden sende Serdar.